Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle endüstri mühendisliği konusuna değinmeye çalışacağız. Hepinizin bildiği gibi endüstri mühendisliği hem ülkemizde hem de dünyada oldukça ilgi çekici bir meslek grubudur. Özellikle üniversite tercihi döneminde öğrencilerin en çok merak ettikleri ve en çok araştırdıkları meslek türü endüstri mühendisliği bölümüdür. Endüstri mühendisliğinden mezun olan öğrenciler hem kendi alanlarında hem de diğer birçok alanda aldıkları eğitim ve yaptıkları stajlar sayesinde işe alım mülakatlarında ilk tercih edilen adaylar olmaktadırlar. Tabii ki en güzeli de bu bölümden mezun olan kişiler sektör ve pozisyon bakımından oldukça zengin bir yelpazede iş bulabilmektedirler. Kısaca özetlemek gerekirse endüstri mühendisliği insan, makine ve malzemeden oluşan sistemleri denetler, yönetir ve bunları uygular. Videonun içerisinde sırasıyla sizlere endüstri mühendisliği mezunu mühendisler hangi işlerde çalışıyorlar, ne kadar kazanıyorlar ve endüstri mühendisliği okurken dikkat edilmesi gerekenler ve bölüm dersleri ve içerikleri hakkında bilgilere ulaşabileceksiniz. Son olarak videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Hazırsanız videoya geçelim. Modern anlamda mühendislik, bilim insanlarının ürettiği teorik bilgiyi tekniker ve teknisyenlerin uygulayabileceği pratik bilgiye dönüştüren kişidir. Kısaca özetlemek gerekirse mühendislik ve tabii ki de endüstri mühendisliği birer sanattır. Mühendis kelimesi Arapça hendese yani geometri ile meşgul olan geometri bilen kişi anlamına gelmektedir. Mühendis kısaca teknik, matematiksel ve sosyal veriler ışığında insanların kullanımına yönelik yeni sistemler üretme ve geliştirme ile sorumludur. Büyük ölçekli karmaşık sistemleri analiz etmek, geliştirmek ve değerlendirmek için çeşitli sahalarda görevler alabilir. Bu bağlamda mühendislik çalışma sahalarına göre endüstri mühendisliği, inşaat mühendisliği, genetik mühendisliği, maden mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, makine mühendisliği ve çevre mühendisliği gibi pek çok dala ayrılmaktadır. Endüstri mühendisliği, ürün ve hizmetlerin en verimli bir şekilde üretiminin, dağıtımının, makine iş gücü, ham madde, bilgi, enerji, çevre ve para gibi kısıtlı kaynaklardan oluşan sistemlerin tasarımını, işletilmesini ve yönetilmesini ve bu sistemlerin üretkenliğinin ve rekabet gücünün geliştirilmesini sağlayan mühendislik dalıdır. Dünyanın en eski 5 mühendislik dalından biri olan endüstri mühendisi aynı zamanda analitik düşünme yeteneği, matematiksel modelleme ve yaratıcılık becerilerini kullanarak çok sayıda bilimsel çalışmanın yapıldığı bir bilim dalıdır. Endüstri mühendisleri problemleri mühendislik yaklaşımıyla sistemin bütününü göze alarak sistemlerin ekonomik özelliklerini ve aralarındaki etkileşimleri kavrayarak her sistemin mutlaka insanları da içerdiğini göz ardı etmeden geliştirdiği sistem yaklaşımı ve güncel teknoloji kullanarak çözer. Endüstri mühendisleri her şeyi daha iyi, daha kaliteli, daha hızlı, daha güvenli, daha az maliyetli yapmak için insanlarla çalışır. Endüstriyel mühendislik diğer mühendislik dallarından farklı bir yapıya ve düşünce sistemine sahiptir. En önemli fark endüstri mühendisliğinin parçayı değil bütünü göz önüne alarak çalışması sistemin bütünüyle ilgilenmesidir. İkinci önemli fark ise her türlü uygulamada insan faktörünü dikkate almasıdır. Bu sebeplerden dolayı temel doğa bilimleriyle olan ilişkisinin yanında sosyal bilimlerle de iç içedir. Stokastik modelleme, modelleme ve optimizasyon yöntemleri, yön eylem araştırması, üretim planlama, kalite denetimi ve güvence, benzetim, iş etüdü ve iş güvenliği endüstri mühendisliğinin ana konuları arasındadır. Endüstri mühendisleri adayları lisans eğitimi boyunca farklı bakış açıları kazanmak ve diğer mühendislik grubu bölümlerinden başka gözlemler yapabilmek adına belirli bir eğitim programında verilen dersleri tamamlamak zorundadırlar. Eğitimlerinin son yılında ise endüstri mühendisliği test konuları hakkında bir tez çalışmaları hazırlamalı ve bunu bir tez jürisi önünde sunmalıdır. Bu dersler eğitim boyunca endüstri mühendisliğinin çalışma alanlarından farklı örnekler ve vaka analizi çalışmalarıyla örnekler
çözülmekte, mühendislik için gerekli teorik bilgiler öğretilmektedir. Peki bu dersler nelerdir? Mühendislik ortak dersleri fizik, kimya, matematik, lineer cebir, diferansiyel denklemler, istatistik, mühendislik yönetimi ve etik, üretim yöntemi, mühendislik ekonomisi, ergonomi, bilgisayar programlama dilleri, C, C++, C#, Python, yön eylem araştırması yani başka bir deyişle Operation Research. Maliyet analizi, üretim ve hizmet sistemleri yönetimi, Production and Service System Management, iş etüdü, Work Study and Analysis, kalite planlama ve kontrol. Sistem analizi, proje yönetimi, Project Management, tesis tasarımı ve planlaması, Facilities Design and Planning, iş sağlığı ve güvenliği, modelleme ve simülasyon. Tedarik zinciri yönetimi, Supply Chain Management, bilgisayar destekli üretim ve otomasyon, Computer Integrated Manufacturing and Automation, yalın üretim, bulanık mantık, üretim çizelgeleme, risk yönetimi, insan kaynakları yönetimi, matematiksel programlama, finansal yönetim, stratejik yönetim ve son olarak da envanter yönetimidir. Peki endüstri mühendisliği çalışma alanları nelerdir? Bu meslek sahiplerinin çalışabileceği iş alanları ve sektörler daha önce bahsettiğim gibi oldukça fazladır. Aldıkları endüstri mühendisliği eğitimi sayesinde tek bir alana yoğunlaşmak yerine daha değişik konulara hakim olmak amacıyla birden fazla bakış açısı kazanarak eğitimlerini tamamlarlar. Bu sebeple mühendislik dalları arasından en geniş yelpazeye sahip mühendisler endüstri mühendisleridir. Tüketim ürünleri, gıda sektörü, beyaz eşya sektörü, tütün mamulleri sektörü, ağır metal ve yan sanayi sektörü, otomotiv sektörü, kamu sektörü, bankacılık ve finans sektörü, yazılım ve bilişim sektörü, sağlık sektörü, danışmanlık sektörü, taşıma ve nakliyat sektörü ve aynı zamanda turizm. Endüstri mühendisleri ne iş yapar? Endüstri mühendisleri hangi pozisyonlarda çalışır? Endüstri mühendisleri bölümü mezunları sektör farkı olmaksızın her sektörde iş fırsatları yakalayabildiği gibi aynı şekilde de departman ve görev farkı olmaksızın geniş bir yelpazede görev alabilirler. Bunlar pozisyondan bağımsızdır. Örneğin sanayi mühendisi yani diğer anlamıyla endüstri mühendisi olarak çalışabilirler. Üretim mühendisi olarak çalışabilirler. Üretim müdürü olabilirler. Kalite mühendisi olabilirler. Kalite müdürü olabilirler. Planlama mühendisi yapabilirler. Ham madde planlama mühendisi olabilirler. İnsan kaynakları uzmanı olabilirler. Satın alma mühendisi olabilirler. Satış mühendisi yani saha mühendisi olabilirler. İş geliştirme mühendisi olabilirler. Yalın üretim mühendisi olabilirler. Yalın üretim müdürü olabilirler veya sürekli iyileştirme mühendisi veya sürekli iyileştirme müdürü olabilirler. Ar-Ge mühendisi olabilirler. Ar-Ge'de çalışabilirler. Tedarik zinciri mühendisi olabilirler. Lojistik, ithalat, ihracat uzmanı olabilirler. Üretim planlama mühendisi olabilirler. Pazarlama mühendisi olabilirler. Pazarlama müdürlüğü de yapabilirler. Finans sorumlusu olabilirler ve işe alım uzmanı olarak da görev yapabilirler. Son olarak endüstri mühendisi bölümü mezunlarında olması gereken beceriler nelerdir? Matematik, fen bilimleri ve endüstri mühendisliğine özgü konularda yeterli bilgi birikimi, bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisine sahip olması gerekmektedir. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahip olması da gerekmektedir. Tabii ki bu saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerilerini derslerde gördüğümüz teorik bilgilerle öğreniyoruz ve bunları uygulamaya dökerek çalıştığımız firmada veya bir iş yerinde bunları uygulamaya çalışıyoruz. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlama becerisi, bu amaçla modern tasarım ve yöntemlerini uygulama becerisi olması gerekir. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü amacıyla da gerekli olan modern teknik araçları
benzetim, en iyileme, istatistik ve benzeri yazılımlarla geliştirme, seçme ve kullanma becerisine sahip olması gerekir. Aynı zamanda bilişim teknolojilerini de etkin bir biçimde kullanma becerisi de tabii ki endüstri mühendislerinin vazgeçilmezidir. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama ve sonuçları analiz edip raporlama becerisi de endüstri mühendislerinde olması gereken bir özelliktir. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilgiye erişebilme, bilim, kısaca teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olması gerekir. Aynı zamanda proje yönetimi, risk yönetimi, değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında da bilgi sahibi olması gerekir. En önemli konu da bütünü görebilme ve bütünü parçalayarak alt sistemler oluşturabilme, kuruluşlarda sistemleri şekillendirme ve yani çalışma koşullarını iyileştirebilme, yönetim becerilerine sahip olma gibi özelliklere sahip olması gerekmektedir arkadaşlar. Endüstri mühendisi ve toplam kalite yönetimi hakkında daha fazla bilgi almak amacıyla feekonomi.com web sitemi ziyaret edebilirsiniz. Burada yalın üretim, tedarik zinciri yönetimi ve finans kategorisindeki yazılara göz gezdirebilirsiniz. Endüstri mühendisi ve sistem analizi hakkında daha fazla güncel yazılara ulaşmak amacıyla beni LinkedIn, Twitter ve Instagram adreslerinden de takip edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalıma abone olup bildirimleri açma tuşuna da basmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.